Ahbap TV'den herkese merhaba. Bu hafta yayınımızı iki güzel ödül haberiyle açıyoruz. Necip Hablemitoğlu anısına düzenlenen Toplumsal Duyarlılık Ödülleri gecesinde Uğur Dündar, Müjdat Gezen gibi değerli isimlerin yanında Ahbap Genel Başkanı olarak Haluk Levent de ödüle layık görüldü. Konseri sebebiyle geceye görüntülü konuşmayla katılan Haluk Levent adına ödülü Medya Kurulu Başkanımız Özkan Kurt teslim aldı. Bir ödül de Bilgi Üniversitesi'nden geldi. Bilgi Üniversitesi öğrencileri onlara ilham ve umut veren hikayeleri seçti, halk oylamasına sundu. Bilgi Umut Var projesi kapsamında 100'ü aşkın iyilik projesi arasından seçilen 10 proje arasında bizler de vardık. Ahbap'a verilen ödülü tüm ahbaplar adına teslim aldık. Her zaman söylediğimiz gibi sevgi ve gerçeğin peşinde olmaya devam edeceğiz. Ahbap Gaziantep Üniversitesi, Gazişehir tekerlekli basketbol takımının maçını izlemeye gitti. Motivasyonun ne kadar değerli ve önemli olduğunu bilen ahbaplar, maç boyunca tezahüratlarını eksik etmeyerek destekte bulundular. Hasret, gergin skolyoz hastası. 10 yıllık minik ömründe 5 kez ameliyat geçirerek bu zorlu hastalıkla baş etmeye çalışıyor. 3. ameliyatında hastanenin hatası nedeniyle sol bacağındaki siniri kopuyor ve ayaklarında yaralar çıkmaya başlıyor. Bu durum itibarıyla bileklerinden aşağısını hissetmiyor Hasret. Bacaklarında oluşan acı nedeniyle bazen uyuyamadığını ileten annesinin yardımına Ahbap Aydın koştu. İyileşmesi için ozon tedavisine başlattığımız Hasret'i en yakın zamanda okula rahatlıkla giderken görmeyi umuyoruz. Samsun Terme ilçesinin Kocaman köyünde yaşayan bir ahbabımızın evinin yandığını ve eşyalarının kullanılamaz halde olduğunu öğrendik. Genel Başkanımız Haluk Levent'in yönlendirmesiyle Samsun Ahbap soluğu ahbabımızın yanında aldı. Evin tadilatı için gerekli kurumlarla görüşmeleri başlatan ahbaplardan en kısa zamanda yüzümüzü güldürecek bir haber bekliyoruz. Haberi gelir gelmez de buradan size iletiyor olacağız. İkinci bir yangın haberi de Gaziantep'ten geldi. İki çocuklu bir ailemizin evinde çıkan yangından dolayı eşyaları kötü haldeydi. Başkanımız Haluk Levent'in yönlendirmesiyle ailemize ulaştık ve sponsorlarımızın desteğiyle ailemizin eşyalarını yeniledik. Desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza ve süreci yöneten Ahbap Gaziantep'e buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Samsun'dan bir haberle devam ediyoruz. Samsun'da yaşayan bir öğrencimizin evindeki buzdolabı bozulunca çareyi Ahbap'a haberdar etmekte buldu. Genel Başkanımız Haluk Levent'in yönlendirmesiyle İstanbul'da yaşayan Ramazan T isimli ahbabımız öğrencimizin ihtiyacına sponsor oldu. Yeni buzdolabını öğrencimize teslim ettik. Ayrıca yeni bir ahbabımızı aramıza kattığımız için de çok mutlu olduk. Ahbap Üniversite üyelerinden olan Medipol Üniversitesi, engelli bir mimar ve aynı zamanda ressam olan bir ahbabımızın sergisini ziyaret etti. Sanatın ve hayatın her dalında ahbaplar desteğe devam edecek. Sırada Kocaeli Ahbap'ın düzenlediği müthiş bir farkındalık etkinliği var. Kocaeli'deki ahbaplarımız sigarasız bir yaşam için şehrin en işlek yerine standlar kurdular. Yoldan geçenleri sigara ve zararları hakkında bilgilendirdiler. Ahbaplarımızı bu güzel etkinliği planladıkları için tebrik ediyoruz. Yine Kocaeli'den devam ediyoruz. Kocaeli'de maddi imkanları yeterli olmayan ve öncesinde yardımlarda bulunduğumuz bir ailenin yetenekleriyle göz dolduran güzel çocukları vardı. Ahbaplarımız bizden odalarının olmadığını ve hep güzel bir odanın hayalini kurduklarını söyleyince Kocaeli Ahbap durmadı ve miniklerimizi hayallerindeki odaya kavuşturdu. Şimdi onların güzel odalarında yeteneklerini geliştirmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Kocaeli'den son haberimiz de sokak ahbaplarımızla ilgili. Havaların soğuması ile birlikte sokakta yaşayan ahbaplarımız yemek bulmakta zorlanıyorlar. Kimi zaman günlerce aç kalan ahbaplarımızı yalnız bırakmayan Ahbap Kocaeli, pet şişelerle yaptıkları mama ünitelerini doldurup şehrin farklı noktalarına yerleştirdiler. Ahbap Eskişehir'de yine sokak ahbaplarımız için yollardaydı. Çevre kurulumuzun büyük emek vererek yaptığı kulübeleri sahipsiz hayvanlar bölgesine bırakıp hem temizlik hem de mama dağıtımı yapan Eskişehir Ahbap'a da teşekkür ediyoruz. Bir de İzmir'deki ahbaplarımızdan haberlerimiz var. İzmir Ahbap da bu hafta sokak ahbaplarımız için barınaktaydı. Canlarımız sokak ahbaplarımızın sıcacık bir yuvada yaşaması için çevre düzenlemesi, su kaplarının temizliği ve kulübelerin tadilatlarını yapan Ahbap İzmir'i gönülden kutluyoruz. Siirt Kurtalan'daki bir ahbabımız başkanımız Haluk Levent'e ulaşarak Uluköy İlkokulu'ndaki minik ahbaplarımızın kışlık kıyafete ihtiyacı olduğunu iletmişti. Başkanımızın yönlendirmesiyle harekete geçen ahbap Siirt, miniklerimize hemen kışlık kıyafetlerini ve kitaplarını ulaştırdı. Şimdi sıcacık kıyafetleriyle kitaplarını okuyan ahbaplarımızı gözlerinden öpüyoruz.
Düzce'de amatör olarak tiyatro ile uğraşan bir grup öğrenci 25 Aralık'ta çıkaracakları oyunları için salon parasını denkleştiremeyip kimseden de destek bulamayınca başkanımız Haluk Levent'e ulaşmıştı. Konuya hemen el atan başkanımızın yönlendirmesiyle Düzce Ahbap harekete geçti ve ahbaplarımızın salonu tutuldu. Dekor konusunda da destek olduğumuz ahbaplarımızı tabii ki oyunlarında da yalnız bırakmayacağız. Uşak Muzaffer Mert İlkokulu, okulların iyileştirilmesi için daha önceden ahbaba ulaşmıştı. Yardım talebini aldıktan sonra en kısa sürede organize olan Ahbap Uşak ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri el ele vererek okul kütüphanesini renklendirdi. Şimdi rengarenk odalarında kitaplarını okuyan ahbaplarımızın yüzlerini güldüren Ahbap Uşak, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve eğitim sorumlusu Bircan Şimşir'e kocaman sevgilerimizi yolluyoruz. Bir güzel okul yenileme haberi de Ahbap Aksaray'dan. Aksaray'daki ahbaplar Yapılcan Köy Okulu'nun ana sınıfına çizimler yapıp duvarları renklendirerek minik ahbaplarımızın tebessümlerine şahit oldu. Hava durumu el verdiğinde dış cephe boyamasında devam edecek olan Ahbap Aksaray'a teşekkürler, miniklerimize de eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. Milli takım tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Ebru Çam'ın spor hayatına devam edebilmesi için basketbol sandalyesine ihtiyacı vardı. En büyük hayali milli takımda ülkemizi temsil etmek olan sporcumuzun maddi imkanı sandalyeyi almaya yetmeyince Ahbap platformuna ulaştı. Durumu öğrenen Türk Rehab bu sefer bizden olsun diyerek Ahbap'ımıza sponsor oldu. İstanbul'da ağırladığımız ve ölçüleri alınan Ahbap'ımızın tekerlekli sandalyesine kavuşmasını sağlayan Demirhan Bey'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ahbap'ta sevginin ve gerçeğin peşinde geçen bir haftanın haberleri bu şekildeydi. Her zaman söylediğimiz gibi, eğer siz de bu güzel haberlere ortak olmak, bizlerle ahbap olmak isterseniz, yaşadığınız şehrin Ahbap sosyal medya hesabı ile iletişime geçebilir, aşağıdaki linklerden bilgi alabilir ve bağışta bulunabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşene kadar sevginin ve gerçeğin peşinde olmanız dileğiyle. Hoşçakalın.